Kilisebe adıyla adlandırılmakta ve yaklaşık olarak milattan sonra 5. 6. yüzyıla tarihlendirilmekte. Bu da günümüzden yaklaşık olarak 1500 yıl öncesine tekabül etmektedir. Kilisemiz bir bazilikal plana sahiptir ve içerisinde zemin döşemesi tamamen mozaiklerle yapılmıştır. Mozaiklerdeki kompozisyon ana konumuz dünyada eşi benzeri olmayan tekil bir örneği teşkil etmektedir. Burada ana sahnemizde 4 tane figür var. Bu figürler Tevrat'ta ve İncil'de insanın yaratılışıyla ilgili olan bölümde bahsedilen nehirlerin personifikasyonu. Figürlerin üzerinde isimler yazıyor. Bu isimler Geon, Fizon, Tigris ve Eufrates şeklinde yazılmış Grekçe. Bunlar ise 4 tane nehrin isimleri. Geon Nil Nehri'ni, Fizon Arap Yarımadası'ndaki bir nehrin adını, Tigris Dicle Nehri'ni, Eufrates'te Fırat Nehri'ni temsil ediyor. Şimdi bir dini yapının, 1500 yıl öncesine ait bir dini yapının içerisinde bu kutsal olduğunu düşündüğümüz nehirler neden var? Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de anlatılanlara göre Rabbimiz ilk insan olan Adem'i dünyaya gönderiyor ve dünyada ona hayatına devam edebilmesi için bir bahçe bahşediyor. Bu bahçenin de meyve ve sebze verebilmesi için bir suya ihtiyaç var. Rabbimiz kaynağının cennette var olduğu düşünülen ve Adem'in bahçesinden çıkan bir akarsuyu Adem'e bahşediyor. Bu akarsu Adem'in bahçesinden çıktıktan sonra 4 kola ayrılıyor ve bu 4 kola ayrılan akarsuları Nil Nehri, Fizon Nehri, Dicle Nehri ve Fırat Nehri'dir. Daha sonrasında bu nehirler dünyayı dolaşarak dünyaya hayat veriyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Burada Tevrat'ın konusunun bir Hristiyanlığa ait bir yapının içerisinde olması bu dinler arasındaki etkileşimi gösteren en güzel arkeolojik belgelerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu kompozisyonun bir eşi benzeri dünyada görülmemiştir. Tekil bir örneği Eski Pazar'daki Hadrianopolis antik kenti bünyesinde barındırmaktadır. Bu antik kentimizin bir an önce buna benzer yapıların ortaya çıkarılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Çok önemli bir antik kentteyiz. Bu aslında bütün dünyanın merakını uyandıracak özellikte bir yer. Onun için buranın bir an önce açılıp turizme kazandırması gerekiyor. Bu manada bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün de o manada bir bilinç oluşturmak, duyarlılık oluşturmak adına buradayız. İnşallah kısa sürede buralara neler yapabileceğimizi arkadaşlarla konuşup üstüne bir şeyler ekleyeceğiz. Bizim için önemli çünkü bölgede antik dönem ölü gömme geleneklerini de bizim öğrenebilmemizin en güzel örneği orası. Yani arkeoloji camiası da heyecanla buranın şeyini bekliyor, bilimsel yayınını bekliyor. Onu da hazırlıyoruz inşallah.